Beni böyle aralarda sinirlendiriyor. Yayına girince de böyle tatlı bir şey yapıp hemen ara bulmaya çalışmak. Yok. Yani bakıyor. Real bir şey söylüyorum. Çok tatlı bir insansınız. Teşekkürler sevgili ortağım. Bu doktor milleti çok tatlıdır. Çok. Doktor milleti çok çok tatlı. Siz en iyi siz bilirsiniz. Ben de yaşıyorum burada bir senedir. Çok tatlı gerçekten. Onur nasıl, iyi mi? Benim oğlum Londra'da yapay zeka okuyor. Yapay zeka okuyor. Bunu ayrıca konuşalım. Yapıyor da. Ama biz burada programa başladık. Ceyda Onur, siz ne yapıyorsunuz diyorsunuz. Ha, başladık mı? Tabii ki başladık. O zaman merhaba. Biz böyle programımız böyle. O zaman merhaba. Böyle başlıyoruz. Betül açıkalım bizlerle. Yapay zeka çok iyiymiş, muhteşemmiş. Bu yapay zeka ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bugün gelirken radyoda dinledim. Çinliler ödev yapan bir makine icat etmişler. Ödev yapıyor. Yani bayağı kalem tutuyor. Çocuk ödevini önüne koyuyor ve oradan bir işte kamerayla ödev sorusunu görüyor, internetten cevap veriyor ve yazıyor cevabı. Artık hani mesele nerelere gidiyor gerçekten biraz ürkütücü diye sağlıkta düşünüyorum. Sağlıkta da kullanılmaya başladı aslında yapay zeka. Evet. Çok da başarılı kullanılmaya başladı. Yurt dışında bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Ben sağlığa destek olacağını düşünüyorum yapay İnşallah. Zekanın. Yani iyi niyetle yapılsın, iyi şeylere destek olsun biraz ürkütücü. Sağlıkta başarılı gidişatı var ama. Umarım. Evet. Şimdi iyileşmenin şifresi neden bende? Aslında iyileşmenin şifresi tamamıyla kendimize saklı. Bizim yaşam yolunda yaptığımız doğrular ve yanlışlar bizim gelecekteki sağlıklı ya da sağlıksız olmamızı belirleyen faktörler. Bunu şöyle düşünelim. Aslında hayat bir domino taşı gibi. Bir taşı doğruya devirdiğimizde bunlar birbirlerini devirerek doğru etkileşim yapıyor ya da bizi tamamıyla yanlış yollara götürüyor. Aslında konuya girerken iyileşme ne demek, bunu bilmek lazım. Aslında iyileşme bizim bedenimizin ve ruhumuzun bir bütünlük ve denge halinde olması demek. Ruhumuzu bozuk olan bir insan aslında beden sağlığından ya da şeker hastası, tansiyon hastası olan bir insanın ruh durumunun, doğu bozukluğun düzgün olmasından bahsedemeyiz. Evet, beslenme çok önemli aslında. Yani ikinci beyin diyoruz ya. Evet. Beslenmeyle de bağırsak ikinci beyin. Evet, bağırsak ikinci beyin. Yani beslenme de aslında ikinci beyin. Ben bazen bir şey yerken gülümsediğimi falan hissediyorum. Hani demek ki o yiyecek beni bir böyle işte mutluluk hormonu salgılatacak kadar mutlu etmiş. Hani insan ne bileyim bunu bazen çocuklarda da görebiliyorsunuz. Çok sevdiği bir yiyecek olunca ne kadar mutlu oluyor. Bir sağlıkla ilgili o beslenmeden alacaklarınız var. Bir de onun dışında sadece beslenme değil, beslenme dışında da alabilecekleriniz var. Aslında bunun da şifresi sizde herhalde. Aslında besinler çok önemli. Maalesef bizler karın doyurmak için yiyoruz. Aslında beslenmek karın doyurmak değildir. Bedenimizin neye ihtiyacı varsa onu doyurmaktır ve ruhumuzun tabii ki. Yani serotonini artıran biliyorsunuz bağırsakta çözülen besinler var. Bir takım bağırsak düzenimizi yaparak daha mutlu olmamızı tabii. sağlayan hormonlarımız var. Bunlar da çok enteresan konular. Betül Hanımcığım, şimdi ben mesela şekerin zehir olduğunu, işte vücudumuzda olmaması gerektiğini bilen, hani yeterli bir bilince sahip bir bireyim. Ama özellikle son zamanlarda inanılmaz derecede çikolata yiyorum ve yemek istiyorum. Yani yemezsem mutsuz oluyorum gerçekten. Ve mesela son böyle bir iki haftadır da kilo aldım bu sebepten ötürü. Ama mutlaka böyle gün içinde bir tatlı yemem gerekiyor ve bu mümkünse çikolata olsun yani. Bitter olsun ama olsun. Durduramıyorum. Bu neden oluyor? İşte vücudun o sırada aslında bir şekere ihtiyacı oluyor. Evet. Belki o sırada şekeriniz düşüyor ya da zihinsel bir ihtiyacınız oluyor. Biz çikolata önerirken %80'in üzerinde kakao olanı öneriyoruz. Tamam. Sütlü olmaması gerekiyor evet. mutlaka. Biliyorsunuz çikolatanın içinde fenil etalamin denen bir madde vardır. Bu da aslında bize mutluluk hormonu salgılatan Aynen. materyaldir. Aşkın kimyasında da vardır aslında fenil etalamin. Onun için mutlu olmak için hep çikolata yenin denir ama aslında bu doğru bir bilgi değil. Çünkü yenen fenil etalamin aslında bizim beynimize geçmiyor. Onun için bu yanlış bir bilgi. Peki neden oluyor bu istek? Yani bile isteye tamam bitter çikolata yiyorum ama durduramıyorum yani. Ne olacak? Anlık nereye keyifler kadar? Bunlar aslında. O an yiyince çok mutlu oluyoruz evet. ama ondan sonra çok üzülüyoruz. Aynen. Yani insanların özellikle kadınların anlık keyifler peşinde olmaması gerekiyor. Beslenme. Öncelikli olarak mutlaka.
Bunu nasıl, nefsimizi nasıl terbiye edeceğiz bu alanda? O an muhtemel bir duygu ihtiyacı, yani bir sevgi ihtiyacı olabilir. Onu onunla doyuruyor olabiliriz. Belki o zamanı başka bir şeyle atlatmak lazım. Yani şeker ya da çikolata istediğimiz zaman dikkatimizi başka bir yere yönlendirebiliriz. Bir de acaba o anki duygu halimize mi baktınız? Mutlaka. Ben genelde sinirlenince oluyor. Bizim yanımızda bir hiç yemiyor. Demek ki sinirlendim. Çok yiyorum, sinirliyim. Bu aralar sinirliyim gerçekten. Hayatın bu dönemi benim için çok garip bir dönem. Bir böyle viraj alacağım diye düşünüyorum. Hatta psikoloğumla da mesela daha yoğun çalışmaya başladım. Bütün duygularım yukarı çıktı ve çok çabuk sinirleniyorum. Çok çabuk kırılıyorum, alınıyorum. Bütün duygularım çok yukarıda. Yoksa tamam. Çok mutlu bir kadınım, evet. Yani. Hiç öyle bir şükredeceğim çok şey var. Şimdi bizi ekranları başında izleyenlerde de böyle şeyler oluyor olabilir. Yalnız değilsiniz. Bizde evet. De oluyor yani, sanki ekrana çıkanlara hiçbir şey olmuyormuş gibi görünüyor. O yüzden ben bu duygularımı söylemeyi seviyorum. Ve galiba o sinir halinde o çikolatayı yiyince böyle bir sakinleşiyormuşum gibi geliyor bana. Muhtemelen daha önceki bir döneminizde çikolata yediğinizde bu size mutlulukla beraber geri döndü ve beyin çikolatayla mutluluğu eşleştirdi. Siz mutlu olmak istediğiniz zaman bilinçaltı olarak bunu yemeye başladınız. Çikolata. Yani bu hepimizde oluyor. İşte doktor olduğumuz için hiç hata yapmadığımızı, çok sağlıklı olduğumuzu düşünüyorlar. Siz de bilirsiniz. Aslında biz de bir insanız, biz de bireyiz. Aslında karşımızdaki hastalardan da çok bir farkımız yok normal hayatımız içinde. Zaten olmamalı ki, araştırabilin. Bulabilin. Siz yaşamadığınız bir şeyi, başkasının yaşadığı bir şeyi araştırıp çözümlemek bence çok zor. Zaten bir hekim eğer bir duyguyu yaşamamışsa, bir hasta yakını olmamışsa zaten bu empatiden eksiktir. Evet. Mutlaka her hekimin masanın diğer tarafına da geçerekten o duyguyu bilmesi gerekiyor ki karşısına gelen hastaya nasıl davranabilsin. Evet, ben bu konuda biraz fazlasını da yaptığımı düşünüyorum. Neden? Çünkü mesela hastalar geliyor. Hemen bir MR yazıyoruz. İşte muayeneden sonra falan. Veya bir EMG yazıyoruz. Ya MR'dan korkulur mu falan diye konuşuyorum. Ama ben hiç MR çektirmediğimi fark ettim. Ve gittim. Tabii bu seneler önce gittim bir MR çektirdim. Hiçbir şeyim yokken bir MR çektirdim ama MR'ın nasıl olduğunu, çünkü günde 20 tane hasta bakıyorsunuz, 30 tane hasta bakıyorsunuz, yazıyorsunuz MR'ı. EMG'yi de aynı şekilde gittim. Hatta sağ olsun Meral abla yapmıştı. Neyin var Onur dedi. Elim uyuşuyor dedim. Halbuki orada ben EMG'yi biraz hani yapılmasını öğreneyim ve empati yapayım diye. Şimdi öyle peynir ekmek gibi EMG yazmıyorum. Mesela ciddi acılı bir test. Şimdi ama yerine göre. Onkolog da olduğum için bir hastaya tahlil isterken onun bir gece önceden hangi strese gireceğini de düşünüyorum. Tabii. Çünkü sonuçta neyle karşılaşacağını da bilmiyor aslında ve çok ciddi bir panik oluyor. Tabii. Onun için ben de her tahlili isterken acaba bu bana pozitif olarak nasıl dönecek, nasıl bu işten bilimsel faydalanacağım diye mutlaka düşünüyorum. Yani bence bir hekimin öncelikle empatiden uzak olmaması gerekiyor. Peki beslenmeyle alakalı biraz konuşalım. Özellikle yani beslenme düzelirse, sağlıklı beslenme bizi hastalıklardan uzak tutar mı? Mutlaka. Nasıl becereceğiz onu? Yani siz önce kendi bedeninizi tanıyacaksınız. Evet. Kendi bedeninizi tanıdıktan sonra ailevi geçmişinizi bileceksiniz. Mesela anneniz şeker hastası, babanız hipertansiyon hastasıysa ve özellikle 30 yaşını geçmişseniz zaten bir genetik sorununuz var. Nasıl beslenmeniz gerektiğini ve nasıl bir yaşam tarzı yaşamanız gerektiğini bileceksiniz. Ve buna göre yol alacaksınız. Hiçbir genetik sorunu olmayan, işte body mass indeksi çok yerinde olan bir insanın belki sorunları daha az olabilir ama ailevi bir sorun varsa bu insanın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Evet, o dikkati de aslında yiyeceklerden hınç alarak değil, tam tersi yiyeceklerden belki uzak durarak yapmak. İhtiyaç neyse, yani alışverişe çıktığınızda sizin ihtiyacınız neyse, vücudumuzun proteine ihtiyacı var, bir miktar yağ, karbonhidrata ihtiyacı var ama şekere ihtiyacı yok. Çünkü bunlar zaten bedenimizin içinde ihtiyaç olduğunda birbirine dönüşebilen moleküller. Onun için şeker, şekerli ve unlu gıdaların önünden direkt geçerekten asıl gerçekten almamız gereken protein reyonunda, vitamin yani sebze ve meyve reyonunda daha çok kalarak aslında sağlığımıza ilk adımımızı atmış oluruz. Peki şimdi bu sorum onkolog olarak size soracağım, yani onkoloji uzmanı olarak. Un, yani şekerin kanseri çok tetiklediğini ve kanserin düşmanı olduğunu biliyoruz. Niye dönüp dolaşıp şekerin yanına unu da koyuyoruz? Bu kadar un
bazlı bir ülkede yaşarken? Neresinden undan kaçabilirsin yani? Çünkü unun içinde çok ciddi katkı maddeleri var biliyorsunuz. Katkı maddelerin çoğu aslında kansere en önemli kapıyı açan şeylerden birisi. Benim kitabımda da çok önemli bölümdedir. Unlu gıdalar, beyaz zehirlerden birisidir biliyorsunuz. Mutlaka ondan da uzak durmak gerekiyor. Aslında vücudumuz bir denge halinde. Vücudumuzda bir şey bozulduğu zaman birbirini tetikleyerek sonunda kansere giden hastalıkları oluşturuyor. Yani kanser bir günde çıkan bir şey değil aslında. Bir yaşam hatası sonucunda olan bir şey. Şu anda biz kanserin neden olduğunu bir takım teoriler üzerinden biliyoruz. Yani bir yerde bir hata var ve o zincir tekrarlanıyor. Onun için şu andaki bilimin bildiği doğrular ışığında hareket etmek zorundayız. Belki 15 sene sonra çok daha farklı şeyler çıkacak. Ben tıp fakültesinde okurken hiç bilmediğim şeyleri ben şu anda öğreniyorum. Mesela ağır metal zehirlenmeleri, xenoöstrojenler siz de bilirsiniz bunlar. Evet. 15 sene önce değil 5 sene önce yoktu. Şu anda pek çok hekim belki bunu duymadı, pek çok insan da bunu duymadı ama şimdi dünya bu tarafa gidiyor. Bunlarla ilgili hatalarımızı en aza indirirsek en azından kanser olma ya da diğer hastalıklarla olan ilişkimizi en aza indirebiliriz. Ama tabii hiçbir şekilde sıfırlayamayız. Bizim birey olarak görevimiz hata payımızı en aza indirmektir. Aslında siz diyorsunuz ki olabildiğince yani mesela ekmek hiç mi yemiyoruz yoksa un tipini mi değiştiriyoruz? Yani şöyle aslında hazır olan ekmeklerde katkı maddelerine ilgili çok ciddi sorunlar var. Aslında tamam yani karbonhidrattır sonuçta. Karbonhidrat da en fazla şekere dönüşen vücutta şeydir. Mümkün olduğu kadar hayatınızla bağdaştığı kadar uzak durmakta fayda var. Vücudun karbonhidrata ihtiyacı yok mu? Var ama karbonhidratı diğer daha sağlıklı şeylerden de alabilirsiniz. Yani ekmek yemek aslında bir Türk geleneğidir evet ve aslında işte. Yanlış bir gelenek. Önümüz arkamız yani, sağımız solumuz hamur. Ekmeksiz bir hayat olabiliyor. Ben yaklaşık 4 yıldır ekmeğin tadını bile bilmiyorum. Hiçbir şekilde almıyorum. Hiçbir şekilde yanından dahi geçmiyorum. Börek yemiyorsunuz. Hemen hemen. Gerçekten evet, mi? Gerçekten. Ben yaşayamam vallahi haftada bir o kahvaltıda kıymalı börek olacak. Hemen yapamam. Hemen hiç mantı? Yemiyorum. Hemen hemen yemiyorum. Ne evet. Diyorsunuz? Çok Betül Hanım, ben şey, iki öğün besleniyorum. İki öğün? İki öğün evet. Ama Betül Hanım ben şunun bilincine varamıyorum bir türlü. Yani biz Türk örf ve adetlerine göre bir fasulye yerken ekmeği bana yemeyi öğrendik. Yanında kocaman pilavı yemeyi öğrendik. Şimdi ekmeği kaldırdık, pilavı kaldırdık. Sadece fasulyeyle doyulmuyor. Peki biz nasıl doyacağız? Şimdi eski insanların genetik yapısı, çevre koşullarıyla şu andakini tamamıyla ayrı tutmak lazım. Tamam. Eskiden hiçbir şekilde elektronik, manyetik ortam yoktu. Bu kadar egzoz dumanı yoktu. Zararlılar çok azdı. Şimdi zararlılar çok fazla. Onun için besinlerle aldığımız zararları minimuma indirmek zorundayız. Ki aslında karın doyuyor. Bence sadece göz doymuyor. Evet, karın doyuyor. Evet aslında yani ben bunu söylerken ben de yıllar oldu pilav yemeyeli, ne bileyim makarna yemeyeli. Çok nadirdir yediğim, o da böyle çok şey olacak, ha, canım istedi hadi bir falan, ayda bir, üç ayda bir falan. Yalnız tabii olayda çok enteresan kırılmalar var. Bu kırılmalar içerisinde mesela bazen öyle bir şey yapıyor ki bir ekranda veya bir gazetede okuyorsunuz. İşte keten tohumuyla beslendi ya veya bilmem neyle işte karaciğeri yağlandı. Bir şeylerden kaçınalım derken başka şeylerde de biz metabolizmayı bozmamamız lazım. Mutlaka. Bu işin doğrusu ne? Yani besin piramidinde bizim için gerekli olan şeyleri almamız lazım. Günlük proteinimizi alacağız, sebzemizi, meyvenimizi yiyeceğiz. Vitamin ve mineral ihtiyacı var vücudun. Ama vücudumuzun una ihtiyacı yok, şekere ihtiyacı yok. Bitkisel yağlara ihtiyacı yok. Bunun yerine zeytinyağına ihtiyacı var. Yani yağı yiyeceğiz ama hangi yağı yiyeceğimizi seçeceğiz. Ben birden kahvaltı yapmama kararı aldım. Birden tok hissettim kendimi. Ya işte aç kalmak da doğru bir şey değil. Ya ne kadar yani karmaşık şeyler. Aslında aç kalınmıyor. Doğru beslenirseniz aslında açlık diye bir şey yok. Mideniz kazınıyor sadece. Aslında o da kazınmıyor. Ama tabii ki şöyle, bu beslenme tarzını bugünden yarına geçemezsiniz. Bunu tedrici olarak geçmek lazım. Önce yanlışları çıkartmak, yavaş yavaş saat aralıklarını açmak, işte diğer bunları suyla kahveyle aralarını geçiştirmek gibi. Bu bilince ulaştıktan sonra bu şekilde devam edilebilir. Bu arada edilebilir. Su kahve izin var. Suya tabii gördüğün ki var. Gördüğün gibi kahve hayır, izin kahve var. Kahve ben karşıyım yani. Şöyle, filtre kahve aslında çok evet, ama sağlıksız değil. Ne kadar sağlıklı filtre tabii kahveler. Ki mutlaka aslında her şey kendinizin hazırlaması evet. Gerekiyor.
Şimdi yani alıyor burada şöyle kupada Türk kahvesi içiyor. Türk kahvesi arkasından çok sağlıklı değil mi? Bıraksan yani günde bir iki tane içilebilir meme kanserinden. Bu evet birazcık büyük bir boyut. Şimdi bu öyle bir şey ki yani. Bir iki tane bunların içilebilirmiş. Ben bir kahve içiyorum. Neyle içiyorsun o kahveyi yani mesela? Mutlaka şekersiz olacak. Hangi ürünü kullandığınız çok önemli. Tabii bir sürü detay var aslında. Bir de şimdi Nescafe işte kahve. Kahveyi gidiyorsun bir dükkandan alıyorsun. O dükkanın içinde o kahvenin içinde şerbet katıyor falan sütü katıyor filan. Ne oldu? Sağlıklıyım kahve içiyorum. Böyle bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum yani. Doğru evet. Değil çünkü ne şerbeti o yani? Şeker. Tabii ki. Onlar da birbirine dönüşüyor vücutta. Yani evet. En doğrusu aslında sizin kendi markasını bildiğiniz üründen aynen. Hazırlamak. Hazır şeyleri kullanmamak. Hani marka vermek istemiyorum ama granül kahveler aslında çok sağlıksız kahveler. Çok. Yani filtre kahven varsa çantanda taşıyorsan hakikaten onu kendin bir şekilde yapabiliyorsan. Arabanda tabii. Taşıyabiliyorsan evet, sistemindeki kahveye bu kadar var. Bağlıysan ben kahveyi bu kadar senin kadar sevsem bagajımda kesinlikle bir kahve kiti taşırım. Bir şey söyleyeceğim benim zaten ulaşabildiğim her yerde ofisimde ameliyathanemde zaten benim filtre kahvem yapılıyor. Mesela. Ama ben şunu merak ediyorum yani o bile yağ içeriyor yani o bile kalori. Mutlaka. Ben mesela şöyle açım değil mi? Ameliyata gireceğim. Ben bir kahve içtiğim zaman ben 12 saat ameliyata girerim. Demek ki beni o kadar ayakta tutabilecek bile kalori var içinde. Kafein var çünkü. Tabii. Tabii şimdi normal bir günlük hayatla ameliyata giren bir hekimin aslında yaşamı birazcık farklı. Aynen. Yani sizin beslenme düzeninizin de farklı olması gerekiyor. Çok aç bir şekilde 12 saat ayakta kalmak, ameliyata girmek ve o kadar dikkat gerektiren bir şey yapmak aslında çok kolay bir şey değil. Evet. Tabii bizim bu genel anlattığımız kurallar normal hayat içinde olan insanlar için. Aslında Betülden Hanımcığım siz biraz da şunu da söylüyorsunuz bize yani benim anladığım o. Her bireyin kendine özel bir beslenme mutlaka. Sistemi var ama kendini tanımakla da ilgili bir şey bu. Şimdi siz günde iki öğün ya da uzun süre aç kalarak yaşayabiliyor olabilirsiniz. Bazıları yaşayamıyor olabilir. Hatta bence sağlık sorunları da tetikliyor ama bazı diyetisyenler bunu 6'ya çıkarın diyorlar. 7'ye çıkartın diyorlar. Beslenme, siz, tabii öğün. Ki, tabii öğün sayısı. 6 öğün veren var. Şimdi doğru. Şimdi şöyle diyetisyenlerle bizim zaten çok hani ortada buluşamadığımız noktalardan bir tanesi bu. Siz ne kadar çok yerseniz pankreastan insülin salgılanır. İnsülin salgılanınca tekrar şekeriniz düşer ve çok fazla hiperinsülinizm dediğimiz daha sonra da insülin direncine giden bir takım hastalıkları aslında yol açmış olursunuz. Şimdi işte bir tek burayı anlamıyorum sevgili doktorlarım. Ne olur bana anlatın bu meseleyi. Diyetisyenler de aslında tıp okuyor. Yani okumuyorlar. Hayır, okumuyorlar. Hayır, anatomi bilmiyorlar mı? Aslında onların diyetisyenlik bölümü değil, üniversitenin farklı bir bölümü. Onlar tabii çok temel bir alıyorlar. Evet. Beslenme uzmanı mı okuyor anatomiyi o zaman? Hayır. Hayır. Anatomi çok kısa, üstün körü geçiyorlar. Yani eğitim amaçlı. Yani sadece vücudun belli organların tanıması, fonksiyon tanıması gibi bir anatomi. Ama şimdi Betül yani Hanım'ın... Bizim gibi karaciğeri eline alıp parçalayıp evet. Sonra da mikroskopta bakmıyorlar. Yani o kadarını söylemiyorum ama Betül tabii. Hanım'ın söylediği bu çok sık yemenin şeker üretimini fazlalaştır ve daha çok acıkmaya sebep olduğunu bilmemesi nasıl oluyor mesela? Şimdi şöyle zaten diyetisyenlerin... Çünkü mesleği bu ya. Diyetisyenlerin asıl amacı... Kilo verdirmektir. Tamam. Genellikle kilo vermek için gidilir ve belli bir periyotta verilir bu kilo. Tamam. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sağlıklı yaşam tarzı üretmektir. Aslında farklı açılardan bakıyoruz evet, biz. Evet ama yani mesele yemeği ne kadar yiyeceğiz ya hayatın en önemli şeyi. Yani mesela ben de çok iknayım günde iki öğün yenmesine. Ama bir diyetisyen ya da beslenme uzmanıyla konuştum diyor ki saçmalama diyor öyle 12 saat açlık mı olurmuş diyor. Arada diyor kaç saat aç kalınır mı diyor. Aç kaldıkça kilo alırsın hayır. Diyor. Şimdi o zaman diyetisyenlerin eğitiminde mi bir sorun var? Buraya mı geliyoruz şimdi iki öğünle yapılan dünyada çok şey ciddi çalışmalar var. Hatta kanserden önlediği kanser hastalarına iki öğün beslenmenin verildiği bağışıklık sistemini çok güçlendi. Çok ciddi çalışmalar var. Benim annem insülin kullanan bir diyabetiktir. Ben iki öğün besleniyorum ama hiçbir şeker düşmesi yaşamıyorum. Ki ailevi bir anemnezim olduğu halde. Bir şey tabii olduğu ki halde olduğu halde hiçbir şekilde çok elim ayağım titremiyor, bir açlık hissi duymuyorum. Ama dediğim gibi ben de bu beslenme öğününe tedrici olarak geçtim. Yani bugünden yarına geçilebilecek bir şey değil. Mesela ben de böyle düşünüyorum. Ben de mesela aç yatınca olabildiğince 6'da beslenme meselesini bitirip ondan sonra bütün gece sadece su içince evet. Ve öyle uyuyup uyandığımda çok dinç kalkıyorum. Evet. Ama mesela geç vakit 8 gibi 7 gibi mecbur misafir geldi yemek yedim.
Beni kazı yataktan ertesi evet. sabah. Kaç evet. yaşında başlamalı peki buna? Ya bunun bir yaşı yok aslında. Siz yani kendinize... şu an artık bizim için genç mi? Hayır hayır tabii ki değil yani hiçbir zaman hayatta hiçbir şey için geç hayır, değil. Öyle yani... deseniz ben de normal devam etseydim. Hiçbir şey için hayatta geç değildir. Doğru. Önemli olan sizin doğru kararı vermenizdir. Evet. Bir de sana iyi geliyorsa tabii. Tabii canım. Yani şimdi dediği gibi açlıkta... 12 saat ameliyat yapıyorsun sen öyle bir ama şey değil şunu, yani. Ama ben şuna inanıyorum açlıkta 4 saatten sonra belli bir hormon salgılanıyor. O hormon bizim yağ depolarımızı yakması için çok ideal bir hormon. Yani zaten bir 4 saat minimum açlık vermemiz lazım evet. ki biz yağ yakalım. Evet. Diyetisyenlere ters bu. Tabii. Çünkü diyetisyen diyor ki o kadar açlıktan sonra yediğini vücut diyor beni bu aç bırakacak yağ depolayayım bunu diyor mesela. Bu şimdi cümleyi de çok duyuyorum şöyle, ben. Şöyle biliyorsunuz akşam 7 ya da en geç 8'den sonra bir şey yememesi önerilir. Evet. Orada da çünkü leptin denen bizim doydum artık bir şey yeme dedirten beynimize bu sinyali veren hormon zaten yedikten 4 saat sonra salgılanmaya başlıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm hızımıza devam ediyoruz.